Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar Steamco'dayız. Steamco'da Usco ile Steamco arasındaki cash fiyatı farkını merak eden arkadaşlar için cash fiyatlarını göstereceğim. Yine Steamco'da cash nasıl yüklenir bunu soran arkadaşlar var. Bunu göstereceğim merak edenler için. Steamco oynanır mı oynanmaz mı bunun tartışmasında değiliz, bunu belirteyim. Yorumlarda yazanlar olabiliyor. Steamco bana göre hem lag'dan dolayı hem de çok oyuncu olmadığı ve pazarının pahalı olmadığından dolayı ben oynamam ama diğer arkadaşlar, izleyen arkadaşlar kararı kendi verebilir. Şimdi gelelim ilk olarak Steamco'da nasıl cash yükleyeceğimiz arkadaşlar. Yapmamız gereken ilk işlem, şuradan hemen gelelim. Steam hesabınıza, bu oyunu Steam üzerinden oynadığınız için, yani Steamco Usco ile ayrı setuplarla oynandığı için Steam üzerinden gelip cüzdanınıza para yüklemeniz gerekiyor. Şimdi Steam cüzdanınıza parayı nasıl yükleyeceksiniz? Şurada isminiz yazar, Steam hesabınız yazar. Burada para yazar yan tarafında varsa. Şu an 1.21 TL varmış bizim hesabımızda. Olmazsa 0, varsa yazan miktar vardır hesabınızda. Buraya tıklayıp arkadaşlar buradan cüzdanımı görüntüle dediğiniz zaman şu görmüş olduğunuz şu an sayfaya geleceksiniz. Burada gördüğünüz gibi 200 lira, 100 lira, 50, 20, 10 lira olmak üzere 5 çeşit para seçeneği sunmuş size. Bundan alacağınız cash kadar para yüklemeniz gerekiyor. Yani biz şu an misal 200 lira yükleyeceksek para ekle diyeceğiz ve ödememizi yaptıktan sonra para hesabımıza eklenecek. Aynı şekilde 50, 20, 10 seçenek size kalmış kısaca. Kullanacağınız para kadar yükleyeceksiniz Steam hesabınıza. Bu birinci önceliğimiz. Steam hesabınıza parayı yüklediniz. Steam hesabınıza parayı yükledikten sonra arkadaşlar buradan geleceksiniz. Power Store'u açacaksınız Steamco üzerinden. Recharge Night Cash yazıyor burada. Buna tıklayacaksınız. Burada karşımıza gelecek olan şu sayfada görmüş olduğunuz üzere 5 adet seçenek sunuyor. Söz gelimi 200 lira yüklediğimiz zaman ya da 200 liradan çıkalım. Paranızı yüklediniz. Diyelim ki ne alacaksınız? Premiumları not aldım şuraya. 2400 cashmiş Usco'da. 250 liraymış pardon, 2400 cash. Burada 2500 cash, 25 dolarmış. Misal siz buna ne kadar para yetecekse tıklayacaksınız. Hemen hesaplayalım. Kaç TL yapıyor şu anki kurla. Bu arada videoyu çektiğim tarih altta görüyorsunuz. 2 Mayıs 2021 yani güncel kurla alacağım. Kur da şu an 8.27 falan dolar kuru. 8.25'ten çarpacağım. Çarp 25 dolar dediğimiz zaman 206 liraya geliyormuş arkadaşlar. 2500 cash fiyatı Steamco'da. Usco'da ise 2400 cash'in fiyatı 250 TL. Şu an yine güncel bu tarihle baktığım birkaç siteden fiyat bu. Gene kendiniz hani inceleyeceğiniz veya alışveriş yaptığınız site varsa oradan bakabilirsiniz. Ben büyük birkaç siteden baktığım fiyat bu. Şimdi diğer karşılaştırmalara gelelim. Yani şu an cash fiyatı olarak baktığımızda Usco'daki 2400 cash 250 TL iken Steamco'daki 2500 cash 206 TL 25 kuruş. Hadi buna 210 lira deyin. Kur biraz daha ben düşük çarptığım için 2-3 kuruş. 210 TL bile desek 40 lira aşağı geliyor. Ve 100 cash fazlası arkadaşlar. Cash fiyatı olarak bu şekilde. Yine 10.000 cash'i örnek verirsek. 10.000 cash'i çarptığımız zaman şu an 825 TL yapar. Usco için bahsedersek. Usco'da ise 2000 cash 208 lira. Bu da 1040 lira gibi bir fiyata geliyor arkadaşlar. 10.000 KC yapmak için. Yani yine baktığımız zaman 210-220 lira ucuza geliyor Steamco'nun cash fiyatı. Ama her şey cash'te bitmiyor tabii ki de. Bu arada Steamco bakiyenize para yükledikten sonra buradan direkt review dediğinizde alıyorsunuz ki hesabınızda para varsa direkt ödeme oradan çekiliyor. Bunu da bu şekilde not edelim. Gelelim diğer hesaplamalarımıza. Şimdi arkadaşlar burada cash hesabı yapmıştık. Spesyal diyelim ve premium'dan örnek verelim. Mesela var premium dediğimiz zaman 3500 cash fiyatı varmış Steamco için. Steamco'da var premium'un fiyatı ne kadara geliyor? Hemen bir hesap yapalım. 3500 cash, 2500 cash'i 206 lira demiştik. 1250 cash daha eklersek, yarısını eklersek üstüne 309 lira yapar. Ve bize hem var premium alır hem de 250 KC kalır üstüne. Yani biz bunu 310 lira diyebiliriz arkadaşlar. 310 liraya var premium alıyoruz ve 250 KC kalıyor. Steamco'da Usco'da ne kadarmış? Hemen onu da bakayım. Şuradan not almıştım. Var premium'un fiyatı da Usco'da 334 TL'ymiş arkadaşlar. Direkt premium olarak aldığımızda bunu herhangi bir siteden cash'le değil. Yani dolayısıyla var premium fiyatından baktığımız zaman var premium Usco'da tek başına 334 TL iken şu an güncel kurla Steamco'da 310 liraya 3750 cash alıp tabi bunu ben yuvarlak hesap yapıyorum. Cash sizin alacağınız paraya göre değişebilir.
310 liraya 3750 cash'i aldığımız zaman VAR Premium'u alır ve üstüne de 250 cash paramız kalır. Yani buna da başka bir SC alabiliriz. Dolayısıyla baktığımız zaman premium bazında arada bir 35-40 lira ucuz yine Steam.co. Ama tabii bu her şeyde geçerli değil. Mesela yine not almışım. Burada ne gösterebiliriz? DCPre 3000 cash. DCPre'nin USKO fiyatı 250 TL'ymiş güncel kurda. Buradaki fiyatına baktığımız zaman hemen keşine bakalım. 2500 keşe 206 demişiz. 2500'ü bölelim. Net fiyat vereceğim. Bir dakika yanlış oldu. 206 bölü 5 diyelim. 41 lira yapıyor. Yani bu da 206 liranın üstüne biz 41 lira daha eklediğimiz zaman 247 lira, 248 liraya geliyor arkadaşlar DC Premium'un fiyatı. Bunu baktığımız zaman mesela USKO ile aynı. USKO'da 250, burada 248. Arada 2 lira, belki 1,5 lira fark var. Dolayısıyla bazı itemler ucuz, bazı itemler kafa kafaya diyebiliriz arkadaşlar. Plat Premium'u da not almışım. Plat Premium USKO'da 292 TL'ymiş. Mesela burada 3700 KC'ymiş. 3750 KC'yi biz az önce hesap ettiğimizde ne kadara geliyordu? 310 lira demiştik. Baktığınız zaman da burada mesela Plat Premium pahalı, USKO'da ucuz arkadaşlar. Arada 20 lira fark var. Kimisi pahalı, kimisi ucuz olabiliyor. Pus fiyatları genel olarak hani belli başlı itemlerden veya premiumlardan verebileceğimiz fiyatla bu arkadaşlar. Bazı itemler pahalı, bazı itemler ucuz. Dediğim gibi merak edenler adına göstermiş olduk. Buradan şunu da açayım gelmişken şöyle görün diyerekten. Mesela 300 defans 250 KC'ymiş. Sweet 100 KC'ymiş. Atak 200 KC'ymiş. Bunlar USKO'da mesela biraz daha aşağıda bazılarının fiyatları. Yine şöyle birkaç sayfa geçelim. Değişik bir şeyler görebilirsek göstermek adına. Hani fiyat farkını anlamanız adına en azından. Daha farklı gösterebileceğim ne var diye ona bakıyorum ama. Herhalde zaten gösterebileceğimizi de gösterdik. Mesela Oriat dediğimiz zaman 700 KC'ydi fiyat. USKO'da burada 900 KC. Hani baktığınız zaman KC fiyatı ucuz Steam.co'da. Ama ve lakin şimdi 700 KC'yi USKO'da oraya da alırken burada 900 KC, 200 KC fazla veriyoruz. Dolayısıyla buradaki ucuz KC fiyatı da yine USKO ile aynı fiyata gelmiş oluyor arkadaşlar. Bazı itemler dediğim gibi arada birkaç item ucuz kalmış ama diğerleri çok bir farkı yok. USKO ile kafa kafaya diyebiliriz. Ha, fiyat aynı olduktan sonra burası mı USKO mu? Dediğim gibi tercih sizde arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videolara yorum beğeni eksik etmeyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.